Herkese merhaba. Sinan Aydın'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık sezonunda 36. haftada Adana Demirspor'la Aytemiz Alanya Spor Adana'da karşı karşıya geldi. Maçı konuk ekip Aytemiz Alanya Spor 2-1 kazandı. Adana Demirspor'daki düşüş devam ediyor. Son 3 maçını kaybetmişti bu maç öncesinde Adana Demirspor ve üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Kasımpaşa Giresunspor Trabzonspor ve son olarak Aytemiz Alanya Spor. Bunun dışında son iç saha maçında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olmuştu ve üst üste ikinci kez kendi seyircisi önünde mağlup. Son galibiyetini ise Altay karşısında yine kendi seyircisi önünde Adana'da 3-1'lik skorla elde etmişti Adana Demirspor. Alanya Spor cephesine bakarsak son 4 maçında sadece geçen hafta Malatya Spor'u geriye düştüğü maçı çevirerek 2-1 kazanmıştı, yenmişti. Bunun dışında son iki deplasman maçında da mağlup olmuştu. İki maçlık aranın ardından deplasmanda galibiyetle tanışmış oldu. Aytemiz Alanya Spor. Adana Demirspor'daki bu düşüşün açıkçası çok açıklanabilir olduğunu düşünmüyorum. İyi bir kadrosu var. Sadece bu kadroda istikrar yok. Mesela bir hafta bir sonu görüyorsunuz. Bir hafta Beranda'yı. Bir hafta İstanbul'u görüyorsunuz. Bir hafta bir İstanbul'u yok balotelli daha önceki haftalarda da söyledim burada psikolojik olarak sorunları olan bir futbolcu bunu bile bile transfer ettiniz Evet ilk transfer ettiğinizde çok konuşulmuş bir oyuncu olabilir size ciddi gelirleri e, kazandırmış olabilir ama saha içerisine baktığımızda çok verim alabildiğiniz bir oyuncu değil bence balotelli Eğer ki daha ucuza oynayan umut bozok, işte bugün gol krallığında iddialı konumlar konumdaysa 16 gol atmışsa ya da ne bileyim e, sezon başında beğenilmeyen Serdar Dursun son haftalarda attığı gollerle ön plana çıkmışsa işte Muleka devre arasında transfer olup Balotelli'den daha fazla gol atmışsa daha az maçta oynayıp e, burada o zaman yönetimin e, Sayın Başkan Murat Sancan şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım. Ben Montella'ya çok fazla kusur bulmuyorum. E, yani takım çıkış yaparken de borca vardı. Düşüş yaşarken de borca var. Bu noktada çok eleştirilebilir olduğunu düşünmüyorum. Tek eleştirimi şurada yapabilirim belki. Dediğim gibi kadro istikrarı. Alanya Spor cephesine bakarsak. Farioli geldikten sonra müthiş bir rüzgar yakaladı biliyorsunuz konuk ekip. Ama o rüzgar son haftalarda dağılmıştı. Geçen haftaki Malatya Spor e, maçına kadar. Geçen hafta Malatya Spor karşısında derli toplu bir e, Alanya Spor gördük. Akdeniz temsilcisi üst üste ikinci galibiyetini aldı. E, bu da önemli baktığınızda. Peki geçelim. E, maçın gollerine 19. dakika Kandayaş soldan ceza sahasından çevirdi. Tayip Talha kendi ağlarını buldu ve konuk ekip Alanya Spor 1-0 öne geçti. 32. dakikada Bjarne son pasını verdi. Belanda soldan içeri girdi. Tam ceza yayı üzerinden güzel bir vuruşla e, skoru eşitledi. 76. dakika ceza sahasında büyük karambol yaşandı. Son olarak Emre Akbaba topu aldı. Sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Aytemiz Alanya Sporu aynı zamanda galibiyeti getiren goldü bu. Bu arada Tayfur Bingöl'ün yine bir golü var. Ancak bu golün vardan iptal edildiğini söyleyelim. Maçın pozisyonları da bu şekildeydi. Yani dediğim gibi ben Adana Demirspor'dan daha iyisini bekliyorum. Şimdi şöyle bir gerçek var. 52 puanda Adana Demirspor ve ilk 5 şansını neredeyse kaybetti gibi. Bundan bahsedelim. Avrupa kupalarına birkaç hafta öncesinde katılması muhtemel takımlardan biriydi. Adana Demirspor nasıl bu noktaya geldi? Bundan bahsetmek lazım. Yani söylenecek çok fazla şey var. Ben gerçekten aklım almıyor. Bu takım nasıl o Sükseli futbol oynarken buralara kadar geriledi. Sadece Beşiktaş maçındaki Ali Şansalan'ın hatalarıyla açıklanabilecek bir durumda değil bu ayrıca. Yani şu takım Kasımpaşa'dan 4 gol yiyebilecek bir takım değil. Ya da deplasmanda Giresunspor'a 2-0 yenilebilir ama saha içerisinde hiçbir varlık gösteremeyecek bir takım değil. Yani benim aklımın almadığı ve takıldığım nokta açıkçası bu. Bilmiyorum kalan haftalarda neler olur. Aitemiz Alanyaspor'sa puanını 58'e yükseltti ve Avrupa kupalarına katılma noktasında iddiasını güçlendirdi. Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Başakşehir'le de aradaki farkı, puan farkını 3'e indirdiğini söyleyelim. Bakalım son haftalarda Avrupa kupalarına katılabilmek adına kıyasıya mücadeleden kim galip çıkacak hep birlikte göreceğiz. Toparlıyoruz. Sinan Aydın'ın YouTube kanalına abone olursanız videolarımı beğenirseniz ben de emeğimin karşılığını almış olurum. Hepinize ilginiz, arakanız için teşekkür ederim. Sevgiler. Hoşça kalın. Mutlu akşamlar. <laughs>